Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Zeytinburnu'na ilk defa geliyorsunuz zannediyorum. Bir kez daha bir organizasyon için geldim. Şimdi gelirken onu düşündüm. Ama yılını hatırlayamadım. O zaman Ercan'la beraber geldik. Evet. O zaman ilk sayalım biz bunu. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz tiyatro provasından mı geliyorsunuz buraya direkt? Bugün benim tiyatro provam vardı fakat ben çok hastayım. O yüzden provayı iptal etmek zorunda kaldım. Çünkü gerçekten hiç halim yoktu. En azından bir de çıkıp buraya gelecektim. Burası riske girecekti. Evde istirahat edip geldim bugün buraya. Çok teşekkür ederiz bizi kırmadınız. Nazan Hanım'ın yeni bir dizisi başladı. TRT1'de yayınlanan Halka dizisi. Dün müydü, önceki akşam mıydı? İkinci bölümünü... Salı akşamı. İkinci bölümünü izledim. Birinci bölüm, ikinci bölüm. Çok orijinal bir dizi. Zaten TRT'nin son zamanlarda çıkardığı diziler. Çok özgün senaryolar. Nazan Hanım da Halka dizisinde erkekler dünyasında tutunmaya çalışan bir kadın, iş kadını Hümeyra'yı oynuyor. Bir önceki televizyon dizisi de Fazilet Hanım ve kızlarıydı. Ben o diziyi izlemiyordum fakat arkadaşım Muzaffer Bey aramızda, Muzaffer Vardar hayranınızdı. O diziyi seyrediyordu ve bana da tavsiye etti. Ben daha sonra o diziyi yani yayından kalkmıştı dizi, bitmişti, 50 bölüm tamamlanmıştı. İnternetten izlemeye başladım. Birinci bölüm başladı ve 50. bölüme kadar 2 haftada bitirdim. Her akşam 2-3 bölüm izlemek üzere. Gerçekten oradaki oyunculuğunuza hayran kaldım. Sağ olun. Sırma Yanık hikaye, senaryo ve hikaye ona aitti. O da gerçekten hikayeyi, senaryoyu da çok başarılı buldum. Dizi birinci bölümünden 50. bölümüne kadar hikaye bütünlüğünü koparmadan ilerleten bir diziydi. Genelde diziler böyle şey olur. İşte ilk 6 bölüm, 10 bölümlük başlayalım. Sonrası gelirse diye öyle yazılır. Ve sonra bocalamaya başlarlar. Yani devam ederse şayet dizi. 50'den sonra bocalamaya başlayacaktık. O yüzden bitirmeyi tercih ettik. Evet, orada tam güzel bitmişti. Az önce konuşuyordum ben dinleyicilerimizle. Nazan Kesal çok genç yaşlarda sanata başladı diye, sanat hayatı başladı diye. Siz Manisa Salihli'de ilk orta ve liseyi bitirdiniz. Ticaret Lisesi'nden mezun oldunuz. Doğru. Ben de Ticaret Lisesi mezunuyum. Ticaret Lisesi mezunları genelde bankacı veya muhasebe, mali müşavirliktir onların şeyi ama siz oradan, liseden sonra birden bir sanata direksiyon kırdınız ve 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdiniz. O karar verme süreci, oradan oraya viraj kırma, yani sanat sizi hani olur da biri yönlendirmiştir, şurada çok başarılısınız, böyle bir istidadınız var, siz işte sanatçı olun veya kendi içinizde mi vardı? O direksiyonu oraya nasıl kırdınız? Ticaret Lisesi'nden Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçiş nasıl oldu? Doğrusu onu ben merak ediyorum. Sizi biri mi yönlendirdi? Veya hani çocukluğumuzda vardır ya, hadi bize bir taklit yap. Ve öyle bir başarınız mı vardı çocukluğunuzda? Yani gözlemleriniz ve daha sonra işte konu komşuya bir böyle bir taklit yeteneği mi vardı? Siz kendiniz mi keşfettiniz? Birileri mi sizi keşfetti? O direksiyon nasıl kırıldı sana dedim. Evet, aslında hepsi. O benim telefonum. Onu bir sessize alırsanız. Çok teşekkürler. Ihlamur içsem olur mu karşınızda? Bir acayip bir salgın... Bir şeyler atıştırmak ister misiniz? Yok, yok, bu hayır, arada? Hayır, teşekkür ederim. Sadece, çünkü provadan geliyorsunuz, biliyorum. Sadece şey, boğazımda böyle bir gıcık var. Öksürmemek için. Şimdi aslında anlattığınız, çizdiğiniz tablo aşağı yukarı doğru. Yani yönlendirme de var. Benim içimdeki sanata, işte biraz daha küçülürsek oyunculuğa olan merak da var. Ama aslında bunların hepsinin kaynağı benim gözümü kapattığımda, çocukluğuma döndüğüm zaman nasıl bir çocuktum sorusunu karşılıyor. Çünkü şöyle bir çocuktum. Kasabada büyüdüm. Bilirsiniz kasabaları. Dünyanın en güzel yerleridir aslında bir tarafıyla, ama bir tarafıyla da
yaşamlar çok küçük olduğu için o küçük yaşamlar birbirinin içinde boğularak, birbirini boğarak, birbirinin mutsuzluklarından beslenerek yaşamlar idame edilir. Bu aslında bir kısır döngüdür. Kasabaların kendi içinde bir kısır döngüsüdür. Ve farklıysanız, farklı hissediyorsanız, farklı düşünüyorsanız o avuç içi kadar yerde o farklılık çok net göze çarpar. Bir de kadınsanız, yani evet, öyle çok önemli bir özellik şey biliyorsunuz, kadın olmak bu ülkede ve bizim gibi ülkelerde birçok anlamda daha çok dikkat çekici hale geliyorsunuz. Bir de benim gibi idealistseniz, anarşistseniz, isyancıysanız, anarşizmi ailenin her söylediğini motomot kabul etmemeyle alakalandırıyorum. Evet. İşte bir sorgulayıcı bir karaktersiniz. Aynen aynen. Bir çarşı var mesela, meydan var. O meydanda akşama kadar erkekler oturur, çay içer, çay karıştırır. Oraya asla kadınlar giremez. Niye? Orası er meydanı. Allah Allah. Ya bu benim için mesela çok tuhaf geliyordu. Yani özellikle de gitmek istiyordum. Yani özellikle gitmek istiyorum. Orada o adamlar oturup o kahvede bacak bacak üstüne atıp hiçbir şeyde bir şey yokken etrafa böyle bakabiliyorsa bütün gün ama hiçbir şey üretmeden ben oraya bir ekmek almaya gidemiyorum. Niye? Oradaki kahvedeki adam yatana bakarsa. Bakarsa bakar. Onun problemi. Şimdi böyle bir yerden yerde geçti çocukluk. Aile biraz muhafazakar bir aile. Ama bu muhafazakar yapının içinden mesela iki tane opera sanatçısı amcam çıktı. Biraz onlar bana yol gösterdi. Ben arkalarından keza öyle. Şöyle tarif edebilirim. Yani ne kadar çok baskı ve yasak ve kız çocuğu olmayla bağlantılı dünyanı daraltan bir şey varsa aslında o kadar çok onu kırmaya çalışan bir birey haline geliyorsun. Ben içimdeki oyunculuk yeteneğini biraz böyle buralarda besledim diye hatırlıyorum. Çünkü işte o alana gidemezsin. Ne kalıyor? Kendi bulunduğun alanda, düğünlerde kadınlara bakmak, kadınlar nasıl oynuyor, nasıl gülüyor, nasıl oturuyor, nasıl davranıyor, nasıl konuşuyor. Bir de gözlemci bir çocuktum. Dışa vurumcu da bir çocuktum. Böyle bunları cımbızlayıp eve gelip işte anneme, halama, birkaç tane komşuya, işte onların da tanıdığı kişiler oluyordu genelde. Anne biliyor musun bak Rasime teyze nasıl yürüdü deyip başladım Rasime teyzenin taklidini yapmaya. Bildikleri için kız gözün kör olmasın, Allah canını almasın diye böyle başlarlardı gülerek cevap vermeye. Ya biraz böyle masum bir yerden başladı. Sonra tiyatro ile ilk karşılaşmam lisede ticaret sesinde coğrafya öğretmenimin bir Baha Dündar'ın bir eserinde işte onun adı Nazan, rol kişisinin adı Nazan, senin adın da Nazan, hadi gel bu rolü sen oyna cümlesiyle ilk sahneye çıktım ve çok güzel bir duygu olduğunu hissettim. Yani aşağıda bir seyirci kitlesi var ve sen bir şey yapacaksın ve o yapılan şeyin sonunda sana ödül olarak alkış gelecek filan. Çok tarifsiz bir yerden geldi o ilk sahne deneyimi. Sonra lise bitti, ticaret sesi mezunuyum ama yani muhasebeci olmayacağım çok aşikardı. Yani o annemi babamı mutlu etmek için gittiğim bir okul. Çünkü o yıllarda 80'lerde garip bir biçimde ticaret sitesi açılmaya başladı böyle. Evet. Mantar gibi her yerde ticaret sitesi açılıyor. Kız çocukları için en ideal meslek ne? İşte bir kapalı mekanda masa bankacılık, başında oturup aynen evet, öyle. Muhasebe. Hoş geldiniz efendim. Ne kadar paranız var efendim falan. Gayet masum. bir yerden ailem de çok istedi benim böyle bir şey, bir işte çalışmamı. Ama ben ona da isyan ettiğim için benim yolum 9 Eylül Üniversitesi ile buluştu amcam sayesinde, opera sanatçısı amcam sayesinde. Varmış ki yetenekte
86 yılında 300 kişinin başvurduğu bir sınavdan işte 15 kişinin arasına girebildim yani. Evet. O başarının ilk adım oldu sizin için ve sonrası da geldi. Şimdi tabii sanatla iştigal edip de böyle sanat okullarına gitmeyen çok sayıda insan var. Okul da bir şeyler kazandırıyor elbette. Hı hı. Geçen ay burada Can Ulkay vardı, Müslüm filminin yönetmeni. O da mektepli bir okulunu okumuş bir sanatçı. Sinema bölümünü bitirmiş. Ama şey dedi, yani bu işin asıl mutfağı piyasadır. Yani evet, okul belli bir şeyler size teknik vesaire öğretir ama asıl yoğrulacağınız yer piyasadır dedi. Bu anlamda lütfen siz için ığlamurunuzu bu arada. Bu anlamda okul size ne kazandırdı? Daha sonrası için faydalı oldu mu size? Yani eğitim çok önemli bir kavram. Hepimiz için, her alanda, her zaman, yani hepimiz için, sadece çocuklarımız için değil aslında. Ve hiç bitmeyen bir şey aslında, bravo, ömür boyu. Bitmeyen bir yolculuk şey. O. Ölene kadar o bilgi açığı hep var, hep var, hep var. Ama oyunculukla ilgili şöyle bir mesele var. Biraz riskli, yani tiyatro yapıyorsa evet %100 konservatuvar eğitimi gerekli. Çünkü tiyatro dediğimiz alan çok özel bir alan. Canlı bir performans ve siz burada diyelim ki burası bir tiyatro sahnesi ve ben işte sesimi, nefesimi açmadan, diyaframımı güçlendirmeden, o oyunun provasını etmeden burada 500 kişisiniz ve sizin karşınızda o canlı performansı yapabilmek için zorlanırım eğer bir eğitimim yoksa. Yani tiyatro kolunuzu, elinizi sallayarak böyle merdivenden çıkıp "Ey seyirci, hoş geldin" diyeceğim bir yer değil. Bunun için özel bir kondisyon gerekiyor. Özel bir akıl, farkındalık ve disiplin gerekiyor. Bunu da gerçekten konservatuvarda ancak öğrenebilirsiniz. Sinema ve televizyon dizisi için ya da sektör için diyelim, tiyatro dışındaki alanlar için tiyatroda metazori gerekli olan o disiplin, eğitim öbür alanda bana biraz gereksiz demeyeceğim ama olmasa da olurmuş gibi geliyor. Yani sinemada. Tabii sinemada, evet. Ve televizyonda. Neden olmasa da olurmuş gibi geliyor? Çünkü sinema yaşamı kamera aracılığıyla birebir yansıtan bir sanat dalı. Yani tiyatroda bir dolayım var. Yaşamın yeniden yorumlanması tiyatro. Aynası, evet, hayatın bir aynası ama o aynayı olduğu gibi siz kendiniz aynada gördüğünüz gibi tiyatroda tiyatroyu ayna yerine koyarsanız tiyatro olması gerektiği gibi işlevini yerine getiremez. Oraya bir sanat dolayımı koymanız lazım. Bir estetik, bir sanat gerçeği. Fakat sinemada da şöyle bir şey var. Sinemada yaşama tutuyorsunuz o objektifi. Yaşamda nasıl? Hanımefendi nasılsa bir sinemada bir senaryonun bir kahramanı diyelim hanımefendi. Siz efendim. Yönetmen öyle bir kadın hayal ettiyse siz kamera olarak o kadını bulmak zorundasınız. Şimdi o kadını, o kadını derken siz değil yani yazılan kadını, bir oyuncunun oynayabilmesi de mümkün. Ki ben bunun için çaba sarf ediyorum. Ama bunu yaparken o tiyatrodan gelen o teatral oyunlar, teatral büyüklükler, ölçekler, bilmem neler, bunu bilmeyen, sinema oyunculuğunu bilmeyen bir oyuncu için çok riskli hale geliyor. O zaman büyüyor ve karikatür oluyor, gerçek olmuyor. Yani sinema, tiyatro ve diziler ayrı ayrı oyunculuk nüansları gerektiriyor aslında. Hepsinde aynısını oynayamazsınız. Asla. Asla. Hepsinin de kendine göre bir takım ölçekleri, ölçüleri var. Dolayısıyla yani ben sizin gibi bir hanımefendiyi oynayabilmek için hayattaki duruşunuz neyse onu oynayabilecek kadar yetenekli olmalıyım. Evet. Anlatabiliyor Gözlem muyum? Gözlem gücünün yüksek olması gerekiyor.
Evet. Yani, o yüzden mesela tiyatrocuların sinemada ki halleri çok tercih edilmez. Çünkü tiyatro bilgisiyle gelen oyunculardan bahsediyoruz. Çünkü sinema onu kusar. Evet. İstemez. Hayattaki gibi bir şey ister. Siz böyle deyince Saç filmindeki rolünüz aklıma geldi. Fazilet Hanım ve Kızları bir televizyon dizisi ve orada kızlarına kol kanat geren, kızların iyiliği için gerekirse dünyayı yakabilecek ve herkesi parçalayabilecek bir anne karakteri var. Doğru. Dizinin gereği, rolün Hı-hı. gereği bu. Ama sinema birazcık daha estetik bir oyunculuk isteyen bir minimal, alan. Daha küçük, minimal. Daha ölçekli. O Saç filminde hiç konuşmayan, suskun, evet. bir ezilen bir kadın evet. Rolünü. Orada o farkı çok açık görebiliyoruz sinema oyunculuğuyla dizi oyunculuğu arasındaki farkı. Evet, aynen öyle. Siz ilk tiyatro kökenlisiniz değil mi? Tiyatro oyunuyla sahneye başladınız. Yoksa gölge oyunu mu var ilk? O da orada da ikisi de eş zamanlı sinema gitti. Eş zamanlı mı oldu? Eş zamanlı gitti. Ben evet. aslında İstanbul'a tiyatro yapmak için geldim. 91 yılında mezun olduğumda bir 5 yılda şey yaptım, tiyatro yaptım. Özel tiyatrolarla çalıştım. Çetin Ceviz, Nevra Serezli, Cihan Ünal'la Çetin Ceviz'de oynadım İstanbul sahnesinde. Tabii bunlar milattan önce 2500'lerde falan oluyor. Bu arada yaşım çıktı ortaya. 1900 kaç bu yıllar? Ama siz çok genç başladınız ve uzun yıllardır setlerdesiniz. Hem tiyatro hem sinema. Ömrünüzün yarısından fazlasını setlerde geçirdiniz. Öyle, öyle. Yani şey oldu, önce tiyatro başladı. Tiyatroyla beraber işte Yavuz Turgul Gölge Oyunu. Ben hem tiyatroyu hem sinemayı aynı anda götürmeyi hep istedim ve yeğledim. Sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 95 yılında, ama ben yine oradayken de işte Nuri Bilge Ceylan'la, Zeki Demirkubuz'la olan filmlerimi evet. çektim. Sonra Bursa'ya tayin oldum. Orada Saç Daire, işte Toz Bezi, diğer filmler. Yani böyle hepsi iç içe geçti yani. Diyelim. Hani. Komple bir sanatçı karşımızda. Bilemem, onu siz takdir edeceksiniz. Ben komple bir sanatçıyım dersem komik olur şimdi yani. Biz öyle görüyoruz. Evet. 1996-2004 yıllar arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'ndaydınız. Hı-hı. 96-2004, 8 yıl kadar yanlış bilmiyorsam da. 8-9 yıl. Çünkü saydım yani. 9 yıl. Diyarbakır özel bir yer. Orada olmak, orada sanat yapıyor olmak, tiyatro yapıyor olmak, hele bir de bir kadın olmak, kadın olarak tiyatro yapıyor olmak size neler kazandırdı? Yani çünkü Ege'li birisiniz, Ege'de doğmuşsunuz ama doğuda farklı, her ne kadar aynı ülke sınırları içinde olsak da farklı bir kültür var. Ege'den daha farklı en azından. Orası size ne kazandırdı? Dönüşte Diyarbakır'dan ne geldi size, ne getirdiniz? Heybenize ne aldınız? Evet, ondan önce bir insanın kendi kaderinden kaçamayacağına dair bir kıssadan ise anlatmak isterim. Şöyle, ben 92 yılında Devlet Tiyatrosu Diyarbakır'a sınav açmıştı. 4 bölgeye sınav açmıştı. Antalya, Diyarbakır, Trabzon, Erzurum. Bravo. Ve Antalya'nın ilk yılıydı. Ve ben de Antalya, Akdeniz ne kadar güzel. Siz olsanız nereyi seçersiniz değil mi? Yani Antalya'ya gidersiniz herhalde. Diyarbakır'a gidecek haliniz yok. dolayısıyla ben de hiçbir yeri yazmadan direkt Antalya'ya yazdım tercih olarak. Ve o jüride de şu anda beraber aynı dizide oynadığım Ahmet Mümtaz Taylan jüri üyesi. Geçenlerde bunun sohbetini ettik, epey güldük. Ben verdim sınavı, benimle mülakat yapmak istediler. Dediler ki, ya biz istiyoruz seni, sevdik. Fakat tercih sıralamanı mı eksik yaptın, ne yaptın? Bir tek Antalya yazmışsın buraya dediler. Hayır, eksik yazmadım, sadece Antalya'yı istiyorum çünkü dedim. Ama başka iller hani en azından hani birinci, ikinci... Hayır, sadece Antalya'yı istiyorum. Ama biz seni Diyarbakır'a istiyoruz dediler. Yani ben isteseydim yazardım zaten Diyarbakır'ı dedim. Tamam, böyle üstten de konuşuyorum o zaman.
Ondan sonra o zaman biz yazmayacak mısınız dediler. Hayır yazmayacağım dedim. Antalya'yı vermeyecek misiniz dedim. Hayır vermeyeceğiz dediler. Oldu o zaman iyi günler diye ben ayrıldım sınavdan, tamam mı? Ve kazanamadım tabii ki, takdir edersiniz. Aradan kaç yıl geçti? 92, 95 tabii. Ben işte Kartal abiyle beraber çalışıyorum. İstanbul Kanatlarımın Altı filminde hem oynuyorum hem işte onun asistanlığını yapıyorum falan böyle. Bir duydum ki Devlet Tiyatrosu sınav açıyor. Ve İstanbul'da da benim hayal ettiğim gibi bir İstanbul olmuyor. Çok uğraşmam, çok didinmem lazım. Biraz daha bedel ödemem lazım filan. Dedim ki ya ben sınav açıldığını duydum ve sadece Diyarbakır açıyor ama bu sefer. Başka hiçbir bölge yok. İkisini de tutturamadım yani. Ondan sonra acaba girsem mi? Ya dedim ki gireyim. Ben bu sınava gireyim. Bir tane partner buldum. Hazırlandım. Hatta şey dedi ki bana Kartal abi, girme kazanamazsın dedi. Niye kazanamıyorum dedim. Sen girme dedi yani. Girme işte, kazanamazsın. Öyle mi dedim, ben de bana bir şey yapma falan. İyi ki diyorlar yani. Diyorlarsa daha çok yapmak istiyorum. Ondan sonra ben bu sınavı kazanacağım abi dedim. Hazırlandım. Gittim. Ve bana dedi ki jüri başkanı, daha önce bu o parçayı nerede çalıştın dedi. Hiçbir yerde dedim. Yani bir tiyatroda oynamadın mı dedi. Murat Anbunga'nın taziyesiyle girmiştim. Hayır oynamadım. Doğru söyle, yalan söyle. Vallahi oynamadım hocam dedim. Tamam o zaman dedi. Ondan sonra bir duydum ki ben Diyarbakır sınavını kazanmışım. Şimdi ne demek bu? Hayır size soruyorum, ne demek? Yani 3 sene önce reddettiğiniz bir şey sizi çağırıyor. Gel diyor, canım gel, gel. Açmış kollarını, Diyarbakır bana gel. Ve iyi ki beni çağırmış. Kıssadan ise tabii ki bu kadar. O anekdot, ağlayarak gittiğim Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan ağlayarak döndüm. Öyle söyleyeyim size. Yani 25 tane oyunda oynadım, oyun yönettim. Hatta o dönemde burada sektörde beraber iş yaptığım arkadaşlarım bana şey demişlerdi ya, kazandığım zaman deli misin sen ya, ne işin var Diyarbakır'da, salak mısın, manyak mısın, gencecik yaşında ne işin var oralarda falan böyle, hani sanki oraların sanata ihtiyacı yokmuş gibi, sanki oraların iyi oyunlara, iyi metinlere, Shakespeare'lere ihtiyacı yokmuş gibi daha kibirli bir yerden konuşmuşlardı ve iyi ki de gitmişim. Ne Şahmeranlar, ne Yolcular, ne Shakespeare'ler izledi o güzelim seyirci. Evet. Ben de tabii çok şey öğrendim. Hiç bilmediğim bir dünya, hiç bilmediğim bir hava, sıcaklık, o coğrafya. Herkes gerçekten Edip Cansever'in dediği gibi yaşadığı yere benziyor. Der ya hani, evet. Herkes yaşadığı yere benzer. O yerin taşına, toprağına, havasına, suyuna. Siz nereden su içtiyseniz, nereden elinizi hangi kaynağa koyduysanız, o dağın suyu sizin sesinizi o ses yapıyor. Ya da evet, yemeği, ya da otu, ya da çöpü yani. Bunu gözlemlemek, bilmek tabii, de bir sanatçı için tabii, en büyük zenginlik tabii, olsa gerek. Aynen. Çünkü ülke insanını tanımış oluyorsunuz. Bütün falan. Bölgelerimiz çok zengin. Hiç tanımadığım bir yerdi ve iyi ki de tanımışım. Beni çok besledi ve ben de besleyebildiysem, evet, ne âlâ ne mutlu bana yani. Tiyatro devam ederken sonra bir dönem geliyor ki hayatınızda sinemada ağırlık kazanmaya başlıyor. Evet. Sonra diziler ağırlık kazanmaya başlıyor derken tiyatro biraz geriledi mi sizin sanat yaşamınızda? Ya diziler de aslında, hani dedim ya size, hepsini ben böyle iç içe yapmayı seviyorum. Mesela şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben Atıf Yılmaz'la 1994 yılında Tatlı Betüş diye bir dizi, evet, çektim. Türkan Şoray'ın başrol oynadığı. Aynen. Ben de oradaki en önemli genç rollerinden birini oynuyordum. Gazeteci bir kız vardı. Onu ben oynuyordum mesela. Hani böyle hani şu tarihte o başladı, bu tarihte bu başladı diyemiyorum. Mezun olduğum anda bu Türkiye'de liyakatlı bu işi en iyi yapanlar kimlerse hep onların yanında olmak istedim. Yani işte Atıf Yılmaz, Yavuz Turgul, Nuri Bilge Ceylan, Tayfun Pirselimoğlu, hep
en iyisi, bu iş en iyi kim yapıyorsa onların yanında durmayı seçtim hep. Bu meslek yaşamınızda böyle hani sizi çok zorlayan bir rol oldu mu? Yani size demir leblebi gibi gelen, üstesinden zor geldiniz. Ya da yani şu an olsaydı şu eserimi ya da şu rolümü yırtıp atmak isterdim, yakmak isterdim. Öyle bir şeyiniz var mı oyunculuk kariyerinizde? Geçen yıl moda sahnesinde oynadığım Torun İstiyorum diye bir oyun vardı. İzlediniz mi? Tiyatro oyunu. Tiyatro oyunu. İzleyemedim. Siz tiyatro mu sordunuz, sinema mı? Tiyatro fark veya etmez. Sinema, ikisi de fark etmez. Evet. Mesela evet. Bazı oyuncular şeydir, ya hay Allah bir daha şansım olsa şunu şöyle oynardım der yani, der. Evet. İlla hani biz mükemmeli arıyoruz ama o mükemmel de ne yazık ki biz yaklaştıkça uzaklaşıyor bizden. Mesela o oyunumu bir kez daha oynama şansım olsaydı en azından kendim tadını çıkararak oynardım. Evet, yeniden yorumlamak isterdim. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi yine bir tiyatro provası vardı ama yapamadık dediniz. Biraz dinlendiniz. Bugün evet hastaydım biraz. İşte, bu diziler bir taraftan da tiyatro zorlamıyor mu sizi? Zaten dizi setleri biraz konuşuruz. Onu da çok yorucu diye sanatçıların sürekli şikayetleri olur. Çok uzun süreler çalıştırılıyoruz diye. Ama siz şimdi bir de yani halka var. Dizi olarak. Bir de tiyatro oynayacaksınız bu sene. Tek kişilik üstelik sanırım. Evet evet. Furu Furuzat. İranlı bir kadın şair var. Furu Furuzat belki tanırsınız. Evet. Tanıyanları görünce mutlu oluyorum. Tanımayanlar da tanısınlar lütfen rica edeceğim. Ya benim için değil yani kendiniz için kadınlar özellikle sizler. Yani Orta Doğu'da kadın olmanın sancısını yaşamış bir çok önemli bir şair. 1967 yılında 32 yaşında bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Ben de şimdi onun hayatını yeniden yazdırdım aslında. Yani şiirlerini çıkıp oynamak istemedim. Arada şiirleri de var ama bir biyografi oynayacağım. Siz tesadüfen mi karşılaşmıştınız Furu Furuzat'la yoksa? Oyununu yazdıracak kadar onu içselleştirmişsiniz. Evet, evet. Evet. Yani ben 25 yıl önce şu an eşim Ercan Kesal'ın bana imzalı olarak hediye ettiği bir kitapla tanıştım Furu Furuzat'la. Önemli bir yeri varmış evet, aynı zamanda. Evet, Onat Kutlar çevirisi. O zaman bu kadar çok çevirisi de yoktu. Yani ilk hediyesi oydu bana. Ve o günden bugüne 25 yıla yakın bir zaman dilimi içinde hep şunu hissettim şiirlerini okurken. Bir kadın olarak, bir kadın oyuncu olarak onun yaşadığı İran'da, yaşadığı bütün sıkıntıları o kadar ortak ve evrensel bir yerden tarif etmiş ki şiirlerinde. Bir gün bunu oynamalıyım, bir gün bunu yaşayan, benzeri duyguları yaşayan bütün kadınların sesi olmalıyım dedim hep kendi kendime. O gün bugünlermiş yani o günler. O zaman biz gazetecilere başlık çıktı 25 yıl önce eşinin hediye ettiği kitabı oynuyor diye. Ya evet belki herkes kendi meşrebinden bakıyor. Hiç öyle düşünmemiştim. Evet. Bir de bu sanatçılarımızın çok yani yakındıkları bir problem var setlerdeki çalışma saatleri falan. Biz evlerimizde dizileri keyifle kurup izliyoruz ama onun bir de arka planı var. İşte sanatçılar çok uzun süre çalışıyorlar. Belki özlük hakları da yok. Özlük hakları olsa bile insani şartların dışında böyle aşırı zorlanıyorlar falan diye. Sanatçılar bundan yakınırken ya Osman Sınav'ın da yani yönetmen geçenlerde bir röportajını okumuştum. Osman Sınav da diyor ki yani bu ülkenin sanatçıları diyor Cumhurbaşkanı'ndan daha çok para kazanıyorlar. Çuvalla para kazanıyorlar. Elbette ki oynayacaklar, çalışacaklar. Kimse de onları zorlamıyor. Çalışmaktan da kimse ölmedi. Ben çok çalışıyorum. Ölmedim diyor. Yani durum böyle mi yoksa gerçekten hani çok çalışılıyor mu? Zor mu set hayatı ki siz şimdi hem tiyatro hem dizi setinde aynı anda birliktesiniz. Yani nasıl başa çıkıyorsunuz o performansa? Yani ben 35 yıldır bu sektörün içinde biri olarak o parayı oyuncuların kazandığını düşünmüyorum. Ya da o parayı yani bu bir pastaysa
oyuncular da hak ediyor tabii ki o parayı. Tabii ki kazanacak. Yani siz 24 saat boyunca aralıksız bir oyuncuyu ve ekranın önünde olacak bir insanı 24 saat boyunca çalıştırırsanız onun bir karşılığı tabii ki olacak yani. Tabii ki olacak. Ama burada gerçekten parayı sadece yüksek parayı kazanan oyuncular mı? Yapımcılar, televizyon, yayıncılar yani, aynı zamanda. Kanallar evet. Kazanıyor. Yani reklam... oyuncuların kazandığı gündeme geliyor da niye kanalların kazandığı? Tabii ki. Ya da tabii yapımcıların kazandığı gündeme geliyor. Tabii ki. Telif var. Yani evet. Biz bir kereye mahsus aldığımız bir para o bizim. Yani bu yurt dışı satışlarından sürekli bir devir daim şeklinde yapımcıların ve kanalların böyle güzel anlaşmaları doğrultusunda karşılıklı. Bunların hepsinin dışındayız biz mesela oyuncular olarak. Bir kere alıyoruz o parayı. O da tabii yani o da siz burada 2 saat izliyorsanız bizim bir bölümümüzü 4 parçaya bölüp satılıyor mesela o diziler yurt dışında. Evet, evet, Kolombiya'da, evet. Şili'de evet, 15'er dakika. Yani şimdi burada bir adaletsizlik var ise adaletsizlik iş gücünün doğru kullanılmasıyla ilgili bir açıklamada bulunmak lazım. Şu kadar aldı. O kadar alıyorsa şu kadar da çalışacak. Doğru bir kafa değil yani. Ki var mı adaletsizlik şu anda oyuncular, yapımcılar ve yayıncılar arasında? Hani hiç şikayetçi mi oyuncular bundan? Ya şöyle, ben şöyle değerlendiriyorum. Bu biraz yani benim gibi adil bir yerden bakmaya çalışan, hakkaniyet duygusu olan herkesin de düşündüğünü hissettiğim bir yer burası. Biz bu işi seyirciye yapıyoruz. Evet. Değil mi? Ve sadece bu işin ekran yüzleri olarak bizler yokuz biz bu işin içinde. Bizi oraya getiren ve arka tarafta bize çay getiren, bize su getiren, bizim ışığımızı yapan, bizim kameramızı kullanan, dekorumuzu oraya hazırlayan, giydiren o kadar çok departman var ki. Arka plan yani. Arka planda. Arkası. Evet. Yani burada bir şey dağılım var bence. Yani böyle çok parlak olan, çok yıldız diye tabir edebileceğimiz tırnak içinde insanlara çok büyük paralar verip onun dışında oyuncu da dahil herkesten kısmak. Bu hiç doğru bir zihniyet değil. Adil değil bir kere her evet, şeyden önce. Evet. İnanın adil değil. Evet. Günah yani. Yani orada elleri böyle soğuktan kavrulmuş, bana böyle çay titreye titreye soğuktan çay verirken benim elime, önüme ben alamıyorum o çayı. Gidiyorum kendim alıyorum. Gidiyorum mont alıyorum üstüne mesela. O elden, o üşüyen elden o çayı alamıyorum. Gidiyorum Decathlon'dan ona kar montu alıyorum. Giysin sıcacık üşümeden getirsin bana çayı diye. Herkes kazanmıyor yani sette o parayı. Mümkün belli mü böyle kişiler. Bir şey? Mümkün mü böyle bir şey? Yani kime söylendi o cümle bilmiyorum. Ama benim sektörle ilgili böyle kendimce naçizane herkese eşit bir dağılım yapılmasıyla ilgili bir sıkıntım var yani. Evet. Nazan Hanım bir de yani mesela Nazan Kesal gibi usta bir oyuncunun karşısında bakıyorum başrolde bir manken olabiliyor yani erkek veya kadın. Yani bu yakışıklı tamam diziler ve yani yakışıklı erkekler ve güzel kızlar elbette istiyor. Onun ekranın onun bir cazibesi var. Ama yani usta bir oyuncunun karşısında da öyle çiğ bir karakter görünce yani seyirci olarak bir tuhaf geliyor bana. Usta oyuncuya güveniyorlar yetiştirsin diye. Öyle mi oluyor diyorsunuz? Siz de sık sık karşılaşıyorsunuz bundan o zaman. Ya şöyle. Ya işte şu, onları yönlendiriyor şöyle yap böyle yap burada filan diye. O da yani öğretmen sınıfına da giriyorsunuz. Siz seyirci olarak bundan rahatsız mı oluyorsunuz? Rahatsız oluyorum doğrusunu isterseniz. Çünkü orada yani çok daha iyi bir performans sergileyebilecek bir karakter var karşısında. Ama onun karşısındaki karakter onu tam bana vermiyor. Yani dolayısıyla şöyle bir terazinin kefesi bir şey oluyor. O zaman dizi kayıyor, dizi gidiyor yani. Halbuki eşit karakterler olsa, karşılaşsa belki daha iyi bir performans, daha sürükleyici bir şey ortaya çıkacak. Şöyle cevap verebilirim. Eğer burada
yapımcılar yetenek peşinde koşarlarsa usta oyuncular kurtulabilir. Ama yapımcılar yetenek peşinde koşmuyor. Kaşı gözü güzel kızlar, vücut yapmış erkekler peşinde koşuyor. Evet, bir de şimdi onlar tişörtlerini çıkarıyorlar. Tabii. Böyle bol bol. Ve dolayısıyla ekranda seyircilerimiz de kaslarını gösteriyorlar. Seyircilerimiz de bir biçimiyle bu kodlandığı için seyirci de bu kod üzerinden yakalamaya çalışıyor isimleri, isimcikleri. Aynen. Evet, evet. Aynen. Seyirci de o koşunun bir parçası haline getiriliyor. Arz, talep, talep edildi, arz ediliyor filan. Ama işin bütün bence doğası o kadar mezun, konservatuvardan mezun, yetenekli oyuncu var ki kimse dönüp bakmıyor, biliyor musunuz? Çok yetenekli. Kimseyi yetenek ilgilendirmiyor. Güzel kız, yakışıklı olan. Bu var mı? Var. Bitti. Bitti yani. Aslında bu ticari hayatta da böyle, iş hayatında da böyle. Yani birinin akrabasıysanız, hani önemli birinin, veya trafikte kaza yaptığınızda hani der arkanı sağlamsa, amiyane tabirle, belki o cezadan yırtabiliyorsunuz. Veya birinin yani kartvizitiyle bir iş yerine başvurmuşsanız sizi birçok yetenekli, o işe ehil insandan daha öncelik kazandırabiliyorlar. Yani CV'niz, yani bizim gibi ülkelerde böyle maalesef bu böyle. Hani CV'niz önde değil de kimin tanıdığısınız, kimin yani akrabasısınız, o bazen daha önde olabiliyor. Ben şimdi, bu demek dizilir, benim öğrencilerimden bir tanesi oturuyor. Kamera önü oyunculuk dersi veriyorum. Ondan da biraz konuşalım. Mesela almıyorum herkesi. Her başvuranı almıyorum. Niye almıyor olabilirim sizce? Ya da ne, yetenekli insanlar varken önceliği ona veriyorsunuz, ustalığınızı ona aktarmayı. Çünkü diğerine belki bir yıl, üç yıl eğitim verseniz de belki 3-5 ayda vereceğiniz kişi orada dururken siz ona, yani diğerine öncelik ünlü olmaya gelenleri almıyorum. Aynen. Yani burası artist okulu değil. Burası yetenek varsa o yeteneğin işleneceği bir yer. Bir de ben uğraşacağım onunla. Şimdi yeteneği olmayan bir insana siz bu işi nasıl anlatabilirsiniz ki? Neyi parlatacaksınız? Neyi parlatacaksınız? Değil mi? Evet. Ama benim işime geliyor işte. Öyle mi? Nasıl gidiyor dersler? Yani canlarını okuyorum. Ama Türkiye'de bu konuda Nazan Hanım çok kurs var mı? Yani yetenek avcısı gibi davranan kurslar, hocalar okulların dışında. Ben fazla bilmediğim bir sektör bu oyunculuk kursları. Yani buna ben cevap veremem çünkü bu anlamda bir talepkar olmadım. Yani böyle hani bir yer neresi kurs veriyor bir araştırmadım. Bu kurum benden 2 yıldır eğitim istiyordu. Özel bir kurum mu? Evet. Evet. 2 yıldır istediği bir şeydi benden ve benim işte dediğiniz sebeplerle, yani şimdi insanlara umut tacirliği yapacağım, hiç gerek yok falan filan. Çünkü ben zaten Bahçeşehir Üniversitesi'nde tiyatro yüksek lisans dersleri veriyorum salı günleri. Fakat o kadar sevdim ki şeyi, oranın sahibini. Çok benim gibi düşünüyor. Ben herkesi almam dediğim zaman çok teşekkür ederim hocam dedi. Mesela normalde şunu demesi lazım. Aa, niye öyle söylüyorsunuz hocam? 30 kişi doldursanız kişi başı 3500 liradan deli para yapar demedi bana. Anlatabiliyor muyum? Ya çok kendime göre buldum patronumu. O yüzden de evet. Sayıları az yani öğrencilerimin. Evet. Az önce televizyon dizilerinden bahsetmiştik. Yani işte güzel kız, yakışıklı erkekler diye. TRT son zamanlarda içerik açısından farklı diziler yapmaya başladı. Vuslat yeni başladı, Halka başladı. Daha özgün senaryolar sanki üretmeye başladılar. Diğer özel kanallardan bir adım daha öndeler. Siz de o projelerden birinde yer alıyorsunuz. Bir TRT dizisinde oynamakla diğer özel kanallar dizisinde oynamak arasında böyle oyuncu konfor açısından bir fark var mı? Hani TRT dizisinde oynamak daha böyle cazip ya da şartları daha iyi
Set şartlarından bahsediyorum en azından. Nasıl bir ortam sunuyorlar vesaire. Arada fark var mı yoksa hemen hemen bütün setler aynı mıdır? Bence aynı. Yani benim için ben kanal seçerek bir işe başlamıyorum. Ben senaryo seçerek, rol seçerek başlıyorum. Dolayısıyla bu senaryo, halkanın senaryosu TRT'de değil de Kanal D ile anlaşmış olsa ben Kanal D ile çalışmış olacaktım. Çünkü önce oraya götürmeyi düşünmüşler falan. Yani öyle ekstra bir özel konforu yok. Ama TRT'nin şöyle bir artısı var. Diğer kanallar gibi çabuk harcamıyor diziyi. Bir süre bekliyor. Yani bir en azından o seyircinin o diziye gerçekten sahip çıkması, çıkıyor mu çıkmıyor mu o süreyi veriyor. Ama diğer kanallar ne yapıyor? 3-4 bölümde istedikleri reytingi oranını alamadıkları zaman Daha vahşi bir rekabet yani söz evet konusu yani zaman orada 1.000 kişi oralarda. çalışıyorsa 1.000 kişi ekmeksiz kalıyor gibi Evet. tarif Evet. edebilirim. Aynen öyle. Emekler boşa gidiyor, heyecanlar, seyirci beklentisi öyle havada kalıyor. TRT ile çalışıyor olmak hiç rahatsız da etmiyor beni. Beni çünkü çok fazla insan diziniz TRT'de ve sizi izlemeyeceğim. İzleme. İzleme. Senin Aa, öyle de problemin mi benim değil. var? Öyle bir seyirci kitlesi de mi Tabii, var? tabii. TRT ile problem ne bu seyirci kitlesinin, yani tırnak içinde bu seyircinin? Hani Yani böyle bazı kanallara dair böyle bir şeyleri var yani tabii. sizi nereye yerleştiriyor ki, nerede görmek istemiyor? O da ilginç geldi bana Yani yani. tabii seyirci kafası enteresan. Yani bir de TRT hepimizin kanalı, hepimizin vergileriyle ayakta duran, durmaya çalışan bir kanal. Dolayısıyla şimdi diziler konusunda biraz açıkçası çok kolay işler yaptı yıllarca. Yani kalite anlamında, kaliteyi konuşabiliriz çünkü. Bu kadar böyle hani Netflix'e yakışacak kalitede bir işi TRT'de görüyor olmak benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Yani Ve sadece bir dizi değil, birkaç diziyle birlikte böyle çıktığı zaman o aynen rüzgarı ben getiriyor şimdi kendi zaten. dizimin bütün hücrelerini biliyorum. Diğer dizileri çok iyi bilmiyorum. Yani baştan Evet. sona izlediğim işler hani Evet. gerçekten yok. Payitaht Abdülhamit dizisi bile çoğunluğu bir odada geçmesine rağmen onu yönetmen gerçekten artık bir odada geçen bir diziyi nasıl verebilirim diye onu Önemli gerçekten olan bu kıvamını kafayı yormak. tutturuyorlar. Evet. Aynen bu Evet. kafayı yormak. Çünkü o ister istemez de yani işe yansıyor. Çok da gençler Nazan Hanım yönetmenleriniz Volkan Kocatürk'ü Çok. tanıyorum yani 15-20 yıl önce küçük reklam işlerinde tutunan bir arkadaştı. Ben yurt dışına gittim geldim bir baktım Volkan dizi çekmeye başlamış ve şimdi de Vuslat gibi gerçekten uluslararası standartlarda bir dizi çeken bir yönetmen olmuş. Yani arkadaşımda kıvanç duydum. Aynı şekilde Payitaht Abdülhamit dizisinin yönetmeni Emre Konuk da bundan birkaç yıl önce Antalya'da bir film festivalinde ilk filmini izlemiştim. Çırak diye bir filmini izledim. Ve bir ışık vardı o çırakta. Ve ilk röportajı ben yaptım Emre ile. Ondan da çok mutluyum. İlk Ulusal Gazete'de röportajı ben yayınladım. Ve şu anda çok önemli dizilerin yönetmeni Emre. Yani genç bir kuşak da geliyor böyle yönetmenlik sinema açısından. O da bizim avantajımız diyelim. Çünkü Türk dizileri bir taraftan da şu anda bir rüzgar yakaladı. Dünyada pek çok ülkeye satılıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Türkiye en çok dizi ihraç eden ülke konumunda şu anda. Dizilerimizin içeriği gerçekten bu kadar başarılı mı bilmiyorum ama yani bir Latin Amerika ülkesinde Türk bisküvilerinin, lokumlarının satışı artmış birdenbire. Aniden %200, %300 bir artış söz konusu. Neden? Orada Türk dizisi gösterilmeye başladığı için işte sempati duyuyorlar. Yani ne kadar oradaysanız siz sanatınızla, sinemanızla oradaki insanların da diğer ürünlere de yansıyor yani bu. Marketteki bisküviye de yansıyor. Türk markası diye gidip onu alıyor. Bu açıdan da önemli. Sizce yani bu seyirci, bu dünya seyircisi, kitlesi yani onların kaliteli dizileri yok mu? Başka ülkelerin kaliteli dizileri yok mu? Arap ülkeleri,
Türk dizilerinde ne buldular acaba? Bir de yani Türkiye ülkeye turizm olarak da kazanılıyor, geri dönüşleri oluyor. Çünkü o dizilerde geçen mekanları, ülkeyi, şehirleri, Boğaziçi'ni, biliyorum 2 yıl boyunca yalıları görmeye geliyorlar. Fazilet'in yani kapısının önünde özellikle Ortadoğu ülkelerinden günlük programlarına önce Fazilet'in yalısına gideceğiz diye not düşerlermiş. Ben sete giderdim. Önce bir deniz kenarında biraz böyle ısınma, ip atlama hareketler yapardım. Şeyden önce, saç makyajdan önce. Ben bunları yaparken bir açardım böyle gözümü. Etrafımda böyle fotoğrafımı çekmeye çalışan Orta Doğulu hanımlar. Tabii çektirirdik fotoğraf falan filan. Ama yani şey, mekanlarıyla diziler daha çok Türkiye'de tanınır oldu. Aşk-ı Memnu da öyle mesela. Evet. Bizim yalının yanında Aşk-ı Memnu vardı. Yani bunun sebebini biraz o ülkelerin kendi içinde bulunduğu sosyal, siyasal ve politik yerde aramak lazım bence. O ülkelerin, yani dizi isteyen ülkelerin içinde bulunduğu duruma bakmak lazım. Latin Amerika'ya, Orta Doğu'ya bakmak lazım. Bizim mesela Balkanlar. Bu köle İzaura yıllarımız vardı. Hatırlar mısınız? Ben lisedeydim o zaman. Hüngür hüngür. Dallas Şahin Tepesi. Dallas Şahin Marta Tepesi. Adası. Mesela biz niye seviyorduk acaba? Biz o zaman niye seviyor idiysek? Çok kapalıydık zannediyorum. Kapalı bir toplumduk o zaman yani. Evet. Ne güzel verdiniz cevabını. Karşılıklı bulduk evet, cevabını. Evet. Burada şeye pay biçmeyecek miyim? Kendi yaptığımız, ürettiğimiz işlerdeki kaliteye pay biçmeyecek miyim? Tabii ki onlara da pay biçeceğim. Yani Emmy ödülü almış dizilerimiz var ya da aday gösterilmiş dizilerimiz var. Yani biz uluslararası arenada uzun metraj bağımsız filmlerle belki Cannes'da, Berlin'de ve dünyanın birçok iyi festivallerinde ödüller aldık. Ama biz dizi sektöründe orada endüstri olamadık. Sinemada endüstri olamadık ne yazık ki. Ama dizi sektöründe endüstriyiz diyebiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Evet, ve ilk defa böyle bir ivme yakaladık. Çok önemli. Bunun iyi çekilmeyle de alakası var, iyi oynanmayla da alakası var, senaryoların inandırıcılığıyla da alakası var, iyi yazılmasıyla da alakası var. Tabii. Yani entrika dolu bir ülkedeyiz sonuçta yani. Entrikayı kim sevmez bir de yani. Kim sevmez diyorum kim yani. Kim sevmez entrikayı, aynen öyle. Dallas'ı o yüzden belki de çok sevmiş. Hayata bakıyorum bazen, ya biz bunu dizide çeksek anca filmde olur dersiniz. Hayatta olan o kadar çok dizi sound'undaki şeyler var ki, yani çok da uzağa gitmemek lazım. Biraz hepimiz dizi gibi yaşamıyor muyuz hayatımızı yani? Evet. Değil mi? Olabilir. Diyorsunuz. Onları da o zaman çok hor görmemek, hor görmemek demeyeyim de atlamamak lazım. O da bir şeyin matematiğinde yer. Önemli. Önemli tabii. İşin matematiğinde varlar. Evet. Ya az önce dediniz sinemada sektör olamadık. Yani bu gerçekten aslında bir yara. Tabii. Yani diziler bu kadar almış başını gitmişken, yani sinemada oynayanlar da o yönetmen, çekenler de o yönetmenler, oyuncular da aynı oyuncular. Yani dizilerde başarılı insanlar sinemada da başarılı olabilirler. Ama sinemada neyi atlayamıyoruz? Hangi matematiğin neresini es geçiyoruz? Pazarlamasını mı yapamıyoruz bilmiyorum. Ama Kültür Bakanlığı da destekleriyle yani her yerde neredeyse Türk Filmleri Haftası düzenleniyor. Yani Paris'te, işte Roma'da, Londra'da, Washington'da, yani her yerde güne yani Japonya'dan tutun da Los Angeles'a kadar. Yani Ayla filmini Los Angeles'ta izlemiştim mesela. Ülkemde izlemedim. Orada bir program dahilinde gitmiştim. Orada izleyebilmiştim. Orada da her yerde aslında sinemaya bu destekler var. Türk Filmleri Haftaları düzenleniyor. Ödüller de alıyoruz. Aslında Nuri Bilge Ceylan gibi bir uluslararası bir tanınmış, Semih Kaplanoğlu gibi tanınmış bir yönetmenimiz var ki Semih Kaplanoğlu'nun filmleri Türkiye'de işte Buğday'ı çekten son 30 bin civarında izleniyor. Ama bir Almanya'da gösteriliyor, 150 bin kişi izliyor. Yani kendi ülkesinden daha çok yurt dışında izleniyor bu insanlar. Bunun çok basit bir cevabı var. Bunun basit cevabı da şu, bu ülkedeki kumaş, insan kumaşı
ne yazık ki kendi değerinin farkında değil. Yaşadığı toprakların altını bilmiyor. Nasıl bir hazinenin üstünde yaşadığımızın farkında değiliz. Devraldığımız mirasın, bizden önceki uygarlıkların bize bıraktığı, o sadece yıkık dökük şeyler bırakmadı ki o insanlar bize. Arkeolojik kazılar bırakmadı yani. Birçok anlamda kültürel miras bıraktı ve biz yeni kuşaklar olarak onları güncelleyip o gelenekleri ne yazık ki koruyamıyoruz. Evet. Yani bunun içinde eğitim var. Bunun içinde kitap okumak var. Bunun içinde sanata sanata yakın olmak var. Bunun içinde komşuluk ilişkileri var. Bunun içinde tanımadığın insana el vermek var. Ananelerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz. Bir tek şeyi anlar hale geldik. Paran var mı? Var. İyi o zaman. Sırtın yere gelmez. Ya bu ülkenin aydını da bu ülkeyi tanımıyor birazcık galiba. Yani öyle bir dediniz ya, yani toplum kitleleri olarak da bilmiyoruz. Aydınlarımız da daha çok böyle biraz daha batıdan ne geliyor acaba? Paris'te ne moda var? Roma'da ne moda var? Londra'da şimdi, moda ne? Halbuki Anadolu'da Urartu değil mi? Yani Troya'dan ne bileyim Göbeklitepe, şimdi Göbeklitepe defilesi yapıldı. Yani burada asıl şey var. Asıl malzeme, mücevherler burada. Fakat biz onları sandık içinde gömmüşüz, kapatmışız. Ve bitmiş, biz yönümüzü bir tarafa hani çevirmişiz. Ekonomide de öyle değil mi? Yani Avrupa'ya bağımlılık, işte ithalatım, ihracatımız oradan vesaire. Evet. Ama ne zaman ki yani Orta Doğu'ya işte açıldığınız zaman yeni pazarlar elde edebiliyorsunuz. Dizilerde de öyle. Evet. Yani değil mi? Orta Doğu'ya evet. Da, Balkanlara da, Kafkaslara da dizileri satıyor farklı pazarlar arayışlarını. Yani farklı pazar arayınca da yani senin değerinin farkına varmış olman lazım öncelikle. Hı hı. Ve zannediyorum bize birazcık aydın kesim Anadolu'yu, kendi insanını fazla tanımıyor gibi geliyor. Benim şahsi kanaatim böyle. Şeyden yola çıkarak yani. Ben bu cümleleri kurdum. Hani dediniz ya, gerçekten de öyle. Ben dört kez gittim Cannes Film Festivali'ne. Bu topraklardan giden bir oyuncu olarak şahlandım. Niye? Kırmızı bir halı işte, yani işte şöyle şu renk bir kırmızı halı. Yani ne, onu özel kılan ne yani? Çünkü oraya festivale gelen seyirciler de dahil hangi filmler yarışacak, hangi oyuncular oynamış, kim çekecek? Yani o kadar bilinçliler ki, o kadar farkındalar ki, o kadar hazırlar ki, açlar bir kere. Sanata, kültüre açlar. Yani yani dediniz ya, orada şu kadar insan izlemiş balı ya da işte kış uykusunu, burada şu kadar. Sebebi bu işte. Sebebi aydınların halkını tanımamasıyla alakalı değil aslında. Halkının, halkın yani bizlerin, bu toplumda yaşayan insanların kendi mirasımıza sahip çıkacak kadar donanımlı olmamamızla da alakalı bir şey. Şimdi yapacak bu kültürü anlatan bir şey. Kaybetmiş kültürü, bilmiyor. Tanımıyor. Ne anlatacak ki o vatandaşa? Önce yani tanıması lazım. Bizim altımız boşalmış. Toplum olarak biz kendi bildiklerimizi de unutmuşuz. Yani güncellemeyi geçtim. Yani kendi sahip çıkmamız gereken potansiyelimizi tabii de unutmuşuz. Tabii onları da unutmuşuz. Yani bir... o yüzden bu kadar sanat filmi, popüler film ayrımı çok böyle bıçak gibi keskin bir biçimde yapılıyor. Avrupa'da böyle bir şey yok ki. Belli bir ortalama tabii, var. Yani gişe filmi diye çıkan bir iki film. Bütün filmler çok iyi orada. Herkes bütün, hiç ayırmadan gidiyor filmi. Ama biz burada sanat filmi, aman uzun uzun bakacaklar deyip hemen kafamızı çeviriyoruz. Bizde de ilgili bir şey yani. Der ki Oscar Wilde, der ki sanat üretenlere, sanatınızı halka yaklaştırmayın. Halkı sanatınıza yaklaşın ki yükselsinler. Yani biraz böyle karşılıklı adım atmak lazım. Evet, o yükselmeyi sağlayabilmek için de o halkı çok iyi tanımak. Biraz, yani neresinden aynen, tutacağını bilmek tabii, gerekiyor. Tabii, tabii, tabii. Yani ne yaparsan gelecek o. Onu çok iyi tanımak lazım. Evet.
Bu çok doğru verdiğiniz örnek. Washington'da bir sergiye katılmıştım Ali Koç'la birlikte. Kendisi Koç topluluğu sponsordu sergiye. Türk İslam Eserleri Müzesi'nde yer alan el yazması Kur'an-ı Kerimler. Türkiye'nin hiçbir zaman yani tarihinde dışarıya çıkmasına izin verilmemiş bir koleksiyon var. Ve o koleksiyonu 15-20 sene önce Amerikalı bir müze yöneticisi görmüş, İstanbul'a gelmiş, ziyaret etmiş. Ve o kadar güzellerdi ki diyor, onlara bakarken böyle baygınlık geçirmek üzere oldum. Bayılacakmış gibi hissettim kendimi diyor. Ve 15 yıl boyunca o sergiyi Amerika'ya götürmek için uğraşmış. Kültür Bakanlığı ile yazışmış, yani Başbakanlıkla yazılmış, bir türlü izin çıkmamış, çıkmamış, çıkmamış. En sonunda bundan 3-4 sene öncesinde Koç topluluğu sponsor oluyor. Kültür Bakanlığı'nın izniyle sergi ilk defa Amerika'ya gidiyor. Amerika'daki sergi açılışına da Sayın Ali Koç'la beraber katıldık. Orada Ali Koç'un bir itirafı oldu bize. Dedi ki yani ben bak dedi elin adamı gelmiş, Amerikalısı gelmiş, bunları görmüş. Türk İslam Eserleri Müzesi Beyazıt'taydı. Şimdi Sultanahmet Meydanı'nın orada. Görmüş ve bunun için 15 yıl boyunca uğraşmış onu Amerika'ya götürmek için. O adam bize müracaat ettiği zaman bizim böyle bir değerimizin olduğunu, o topraklarda, bu topraklarda bu kadar değerli sanat eserlerinin olduğunu ben fark ettim. Daha önce bilmiyordum. Dedi bunu itiraf etti. Biraz böyleyiz yani. Evet. Çok tabii ki Amerika elbette. Yani 3 ay kadar açık kaldı sergi orada, sergi orada. Özel bir müzeydi ve çok başarılı bir şey oldu. Sergileme oldu. Ondan sonra tekrar geri döndü eserler yurduna. Yani biraz böyleyiz. Orada çok haklısınız. Biz yani yeterince tanımıyoruz. Tanımadığımız için de ne anlatacağız, ne vereceğiz diye. Sohbetimiz güzel gidiyor. Yaklaşık bir saat oldu. Konuşuyoruz. Sizin de sormak istedikleriniz olabilir. Nazan Hanım'ı burada bulmuşken. Eğer varsa sizden de soru alabilirim. Yoksa Nazan Hanım eğer yorgun hissederse sohbetimizi yavaş yavaş bitirebiliriz veya birkaç yani sorum daha olabilir. Sinemada kadınların varlığıyla ilgili yani dizilerde kadın yönetmenlerimiz var ama sinemada yeterince yoklar galiba. Sektörde kadın ağırlığı nasıl diye böyle daha özel sorular olabilir ama sizin de dediğim gibi sorularınız varsa onları da bir taraftan alırız. Yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde de toparlamaya, bitirmeye çalışmış oluruz eğer sorularınız varsa. Buyurun. Nazan Hanım, bu ülkemizin coğrafi, kültürel ve tarihini ön plana çıkartacak bir dizi çalışmasının içinde bulunmayı düşünüyor mu? Ülkemizin kültürel, tarihi ve coğrafi yapısını ortaya çıkaracak bir dizi çalışması. Yani ön planda ülkemizin zenginlikleri daha çok böyle ne O dediniz ya? belgesel gibi bir şey olur. Hayır, şöyle diyeyim, yani tarihi bir dizi olabilir Olur. veya kültürel Ben yapısını mesela anlatan Muhteşem bir dizi Yüzyıl'da olabilir. oynamayı çok istedim, biliyor musunuz? Keşke de Safiye oynasaydım. Sultan olmayı çok istedim. Ne güzel olurdu. Evet. Bu arada küçük kızım. Duyamadım. Polemik yok. Biz bizeyiz Ben olabilir. bir dönem filminde oynamayı istiyorum gerçekten. Dizi ya da sinema filmi hiç fark etmez. Tarihte yaşamış insanların psikolojilerini çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Zaten Çok hiç önemli denk çünkü gelmedi mi Nazan hiç Hanım denk bugüne kadar? gelmedi. Dönem Hiç. filmi istiyor Nazan Keser. Tamam. Gerçekten bunu da şey olsun diye İkinci manşet söylemiyorum. Yani çıktı. oldu bitti dizi Muhteşem Yüzyıl. Menajerim burada işte. Bilir. Yani çok istedim Muhteşem'de olmayı. Çünkü işte merak eden bir oyuncu olursa, o psikolojileri merak eden, başka bir şey oluyor o dizi. Anlatabiliyor muyum acaba? Bence öyle Ben keşfettiklerimi taşıyacağım size. bir rolü yani gerek hani tam böyle yapısal olarak, fiziksel olarak da Türk kadınını çok iyi bir şekilde hani gösteren bir fiziksel yapınız da var hani yüzünüz. Yani Türk kadınını çok iyi bir şekilde her konuda temsil edebileceğinizi düşünüyorum. Aa, ne kadar güzel bir şey söylediniz. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu arada küçük kızım sizin çok büyük hayranınız. Küçük kızınız büyük hayranım.
Evet. Güzel bir tersini yaptınız. Derslerinden dolayı ben Fazilet'i böyle ara ara izlemesine izin vermediğimden benden habersiz YouTube'dan sürekli takipte bulunan... Siz küçücüksünüz. Sizin küçük kızınız nasıl yani anlamadım. Gösterir misiniz bana kızınızı? Küçük kızım. Ne diyorsunuz ya? Ben ölebilir miyim şurada? Siz de ayağa kalkın. Büyük kızım. Bravo. Fotoğraf çektiririz gerçekten sonra. Var mı sorun? Sorun mu var? Ben sinemadalarda özellikle sizi gördüm. Ha, gördün mü beni? Bak ben buradayım. Teşekkür ederiz. Evet. Fotoğraf çektiririz, çektiririz o zaman. Çektiririz tabii tabii. Başka? Soru var mı? Soru yok. Buyurun. Şunu ben sanatçı olmakla ilgili soracağım size. Bir kere hayranlık ayrı. Mükemmel, çok güzel, çok hayranız, çok güzel oynuyorsunuz. Çok bugün ayrıca da bir şey de fark ettik. Tabii ki hani Ayşen Gurda'yı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Şimdi hani sanatçı var, sanatçı var dediğimizde sizde de onu görüyoruz. Sanatçı olmayı merak ediyorum. Şimdi nasıl bir şey o süreç ilerliyor? Ego mu var? Yani ön planda olmaya çalışmak mı var? Kendini beğenmek mi var? Ya da bir süre sonra hayır, hani idealistleri hani, hani idealistliğe dönüşüyor yani halkı eğitme, toplumu yönlendirme ya da kendinize kattıklarınızı topluma aktardığınızdaki o mutluluk mu katıyor? Sizi sanatçıyı ne motive eder evet. Daha çok gibi. Hmm. Soruyu alayım dermişim ben şimdi. Siz bir yorumda bulundunuz ama soru bunun neresinde? Bir sanatçıyı motive eden şeyler nelerdir daha çok? Yani sormuşlar şöyle... Necip Fazıl Kısakürek şaire. İşte demişler ki üstad dünyanın iki büyük şairi belli olmuş. Necip Fazıl diğeri kim demiş. Öteki kim? Yani birincisi kendisi zaten. Aman yani orada aman bir aman. Şey var. Ego var. Ya şöyle tabii herkes kendi meşrebince sanatçı. Ben de kendi meşrebimi biraz tarif edebilirim size. Ben kendime sanatçı diyemiyorum. Neden? Yani bu kendime tanımlama yaptığım zaman babam bana çok mütevazı olmayı öğretti. En belirgin şeydir benim babamın evlatlarında bıraktığı izlerden bir tanesi sakın çocuğum sakın hiç kendinden bahsetme, hiç ben şöyleyim ben böyleyim deme, mütevazı ol, hiç kaybetme bu özelliğini, ki babam hala öyle bir insandır. Şimdi hani babamın öğretisinin dışında ben bunu hayatımın içinde mesleğimi icra ederken kendim tanıklık ettiklerimi de düşündükçe iyi ki böyleyim diyorum, şükür ediyorum. Çünkü sanatçı olun ya da olmayın. Yani bu beni sizden ayırmıyor aslında. İnanın ayırmıyor. Bunu beyefendi ayırıyor. Neden? Çünkü işi gereği i̇şi hani gereği, onu evet, söylemek evet. Durumunda. Ama bana kalırsa ben yaptığım şeyleri seyirciye atıp çekilmeyi ve kenarda durmayı ve uzaktan seyretmeyi sevenler derim. Yani alkışlandım bile görmek beni rahatsız ediyor. Çünkü o ne yapıyor biliyor musunuz? İnsan kötü bir varlık. Özünde, doğasında. Bizim görevimiz ne? Ölene kadar o temelimizdeki o kötücül duyguları tamir etmek. Nefsimizi bir biçimiyle iyi insan haline getirmek değil mi? Bu her gün aslında bunun için uyanmak zorundayız. Her gün daha iyi nasıl insan olabiliriz? Çünkü her şey bize daha kötü olmamız için mesaj gönderiyor değil mi? Sanatçılıkta da böyle bir şey. Yani ben... Biri beni beğendiği zaman acaba nerede yanlış yaptım diye düşünüyorum. Böyle bakıyorum. Çünkü hep eksiktir o. Mutlaka eksik bir şey bırakmışımdır. Ya öyle mi ben zaten çok iyi bir oyuncuyum. Az bile söylediniz falan deyip böyle biraz sonra havalanacağım ve uçacağım. Hiç böyle olmadım ve böyle olanları da gerçekten anlayamıyorum ve çok komik buluyorum. Komik buluyorum. Yani o ego dediğiniz şey bizim en büyük tuzağımız biliyor musunuz?
o bir yerde durduğu zaman ben yarın size oynayacağım diyor, atıyorum yani. Öbür gün size oynayacağım. O egoyu ben ne yapacağım? Nereme koyacağım o egoyu? Oynatmaz ki o ego benim başımı örttürmez. Atıyorum. O ego öyle bir ego ki, yüksek bir şey ki o. Ben hep böyle görünmeliyim ekranda. Bütün dizilerde böyle olmalıyım. Böyle. Görüyorum da zaten. Yani ego ile meselesini halletmemiş bir takım insanların hiç farklı bir rol oynadığını görmüyorum ben. Oysa bu işin doğasında şu vardır yani. Ben bana benzemeyeni oynamak istiyorum. Ben niye kendimi oynayayım? Deli miyim yani? Sürekli kendimi ısıtıp ısıtıp farklı kıyafetlerde saçımı değiştirip başımı değiştirip makyajımı değiştirip en güzel halimle göstereceğim. Niye? Sebep. Sebep ne ya? Orada kurmaca bir şey var. Yazmışsınız, koymuşsunuz. Demişsiniz ki Fazilet, demişsiniz ki Hümeyra. Ya da şu ya da bu. Onun benimle bir alakası yok ki. Dolayısıyla eğer ben kendimi en sevdiğim halimle sürekli makyajımı, bu kostümümü değiştirip seyirciye servis edersem egomdan dolayı, egomu yıkıp geçemediğimdendir. Yazık olur size yani. Biraz böyle bakıyorum yani. Biraz böyle bakıyorum. Böyle bakılırsa eğer aramızdaki bu mesafenin mesafeden ziyade böyle ılık bir ilişki olması beni daha çok mutlu ediyor. Niye mesafe olsun ki? Ne yapacağım? Ben size iş yapacağım, sonra da size sırtımı döneceğim. Sebep? Fotoğraf çektirmeyeceğim, dokunmayacağım. Sarılmak isteyecek, ay kokuyorsun diyeceğim. Neden? Neden? Ona yapıyorsun yahu. Yani hiçbir şey yokken seni sevsinler diye düz duvara tırmanacaktın. Ne oldu? Ne oldu? Unutmamak lazım. Gibi. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ya bir de gerçekten yani yetenekli olmadığını bildiğimiz pek çok insan yani magazin haberleriyle yani gündemde kalmaya çalışıyor. Bu anlamda Nazan Hanım, ben hiç böyle magazin dünyasında ona bir nesne olmuş biri olarak hiç yani görmüyorum. Yoksunuz. Onlardan kendinizi nasıl kuruyorsunuz? Bu açıdan da sizi tebrik ederim. Doğrusunu isterseniz. Yani çünkü korunmak da kolay değil yani o magazin haberlerinin o şey dünyasından, laçka dünyasından. Dolayısıyla özel bir çaba harcamak gerekir herhalde diye yani düşünüyorum. Yani siz üst kattaki Tüner ablaya kahve içmeye gittiğimde eğer uzaktan böyle bir şeyle beni çekmiyorsanız magazine düşmem ben yani. Anlatabiliyor muyum? Ya da yan komşum kek yapmış, hadi gel çayla kek yiyelim deyip gittiğimde sizi görmüyorsam magazine düşmem. Ya niye düşeyim ben magazine? Deli miyim yani? Hay hakikaten bunu soruyorum, anlamıyorum yani. Ben de evliyim, çocuğum var. Ben de bugüne kadar fena işlerle oynamamışım yani. Geçen gün biri bana hatırlattı, 9 tane ödül almışım. Magazin, ne zaman magazinde yazıldı benim ödüllerim? Mesela atıyorum yani. Görmedim ben yani. Daha komik bir şey anlatayım da biraz tatlansın sohbetimiz. Zaten çok tatlı. Sadire Alışık kültür ödül töreninde 4 sene önce falan saçla bana en iyi kadın oyuncu ödülü verdiler. Bu arada saçı seyrettiniz mi? Ben seyrettim. Tayfun saçı Pilselim olmayan oldum. Beyefendi saçı seyretmiş ama saçı olan hanımefendiler saçı seyretmemiş. Hmm, olmadı şimdi. Sanat filmiydi ya, o yüzden. Sanat filmiydi. Şimdi orada Ercan da eşim de en iyi yardımcı erkek aldı. Neyle aldı? Neyle aldı hatırlayacağım. 3 maymunla aldı sanırım galiba. Tören bitti. İşte ben aldım ödülümü. İşte dışarıdayız, yan yanayız. Bir tane magazinci bir beyefendi geldi. Ercan'ı da işte gördü herhalde. O daha belirgin oluyor erkeklerin saçı olmayınca tanınması herhalde. İşte abi tebrik ederim dedi Ercan'ı. O da teşekkür ederim dedi. Kim var abi başka dedi. Fotoğraf çekeceğim dedi. Kim aldı ödülü dedi. Ya izledim ama dedi. Ercan da böyle yanında duruyorum. En iyi kadın oyuncuyu da ben almışım bu arada, tamam mı? Yan yana duruyoruz Ercan'la.
Bir bak bakalım dedi yakınına dedi kim var dedi. Kim var kim var baba dedi. Bir de bana da bakıyor baba. Yani. Hı-hı. Şimdi siz Ercan'sınız yanınızda da ben varım. Kim var baba ya kim var dedi yani. Hani Ercan Bey'in eşi deyip bakıyor bana. Oğlum dedi yanımdaki hanımefendiyi görmüyor musun sen dedi. Görüyorum dedi. Az önce sahneye çıkmadı mı dedi. Bilmiyorum ki dedi. Oğlum en iyi kadın oyuncuyu kim aldı dedi. Töreni izliyor. Evet. Ben sahneye çıkıyorum, ödül alıyorum. Yani gözünün içine sokuyor ve hala farkında değil. Bu neyle ilgili bir şey biliyor musunuz? Beni gerçekten sokağa çıktığım zaman kimse tanımıyor. Çünkü ben zaten kafamda magazini reddetmişim ya. Onlar da beni reddediyor. Biz karşılıklı, aynen, karşılıklı birbirimizi red içindeyiz. Tanımıyoruz yani böyle bir... Kesinlikle tanımıyoruz. Tanımıyoruz yani. Ya yani öyle ortamlara girdiğim zaman da tanımıyorlar beni. Bu bir şans aynı zamanda sizin kesin, için değil mi? Yoksa rahat hareket edemezsiniz. Ay ben o kadar mutluyum ki aman aman şeytan kulağım. Buradan çıkınca böyle şey olurmuşum ben. Çılgınlar gibi. Benim son bir sorum daha olabilir. Buyurun. Nazan Kesal kuralları var mı? Sette olsun var. Veya... Ben şunu var. Oynamam, bunu oynamam. Daha çok oyunculukla ilgili değildir o da başka bir şeyle oynamam, alakalı olabilir. Şunu oynamam, bunu da oynamam gibi mi? Yok yok o değil ama diğer Nazan Kesal kurallarda hepsi tamamı. Hani bazıları vardır ki ben şu rolü oynamam, şöyle yapmam, böyle yapmam der ama onun dışında da bazı kurallar olabilir. Nazan Kesal'ın kuralları nedir? Sanatta, sinemada, tiyatroda, sanat dünyasında? Benim için oyuncu eğer ikna oluyorsa... Senaryonun gücüne ve rolün açılımına, ya benim bütün terazim o aslında biliyor musunuz? Yani o rol ve o senaryo, ben onu oynarsam bu dünya ne kazanır ne kaybeder? Çünkü ben onu oynamaya kanaat getirdiğim anda bir şey kazanması lazım. Bir cümlesi var artık o karakterin, olmalı. Kadınlara bir şey söylüyor atıyorum. Ya da erkeklere kadınlar üzerinden bir şey söylüyor. Bir şey söylüyor. Bir yaraya parmak basıyor. Bir acıya ilaç oluyor. Derdi olan bir senaryo, illaki, bir film, bir şey. İllaki. Yani hayatın içine atmam lazım. Yani oynadığım şeyi. Yoksa beni artistik yapmak beni mutlu etmiyor öyle kendi kendime. Yani kendim için bir şey yapmıyorum. Onu söyleyeyim. Evet. Çok güzel. Yani en güzel kural. Anlatabiliyor muyum? daha doğrusu kendimi iyileştiren şey aslında seyirciyi de iyileştiriyor. Böyle söyleyebilirim. Evet. Kurallarım şöyle. Ben nezaketsizlikten, hadsizlikten, riyadan hiç hoşlanmıyorum. Nerede olursa olsun. Nerede olursa olsun, kime karşı olursa olsun. Yani orada çöp toplayan bir çöpçüye karşı bile biri bir hadsizlik yapsa oradayım yani. Sadece bana değil. Setle ilgili de neşem çok boldur benim. Yani en olmazsa olmazım neşemdir. Neşeli olacak benim setlerim. Benim olduğum yer neşeli olacak. Neşeli değilse bile neşeli yaparım der misiniz? Olmak zorunda. Somurtan insana tahammülüm yok. Çünkü o kadar uzun süreli çalışıyoruz ki orada. Evet. Yani böyle tatlı tatlı sohbet etmek varken, mutlu etmek varken neden negatif duyguları çağıralım ki? Çünkü o bizim işimize de yansıyor. Evet. O karavanda ya da kamera arkasındaki o sinerjinin özellikle neşeli ve mutlu olmasını, huzurlu olmasını temenni ediyorum ve bunun için çaba sarf ediyorum. Bilhassa. Evden daha çok vakit harcıyorsunuz, geçiriyorsunuz. Hem vakit harcıyorum, hem pasta börek götürüyorum, helva götürüyorum. Açları doyuruyorum. Siparişleri alıyorum. Çünkü orada yani o kabloyu taşıyan çocuğun ya da ışık yapan birinin mutlu olması beni çok mutlu ediyor. Evet. Çok mutlu ediyor. Yani orada hiç görünmeyen bir şoförün hiç görünmeyen. Çünkü bizim setlerde de böyle şeyler vardır. Kendi içinde hiyerarşiler vardır. Hayatta olduğu görünmeyen gibi. Hiyerarşi, evet. Kamera şoförü oturmuş. Akşama kadar böyle oturuyor. Kimse onu fark etmiyor. Oturuyor.
camdan pencereden bir kek yaptım. Bir dilim kek vereyim mi, çayla içer misin? Böyle bir dünyası değişir, bir kendine gelir. Yani böyle bir uyuyan insanları uyandırmayı seviyorum. Levent Kaca, fark etmeyi seviyorum. Merhum Levent Kaca ile bir röportaja gitmiştim. Sanayi Mahallesi'nde, Levent'te onun bir ofisi vardı. Çekimlerini falan da orada yapıyordu. Röportaj saatinde gittim. Tam zile basacağım, kapı açıldı. Levent Bey elinde bir çay tepsisiyle 10-15 tane çay var tepside. Şaşırdım yani. Kapıyı açıyor, elinde tepsi var ve benim randevu saatim. Nereye gidiyorsunuz Levent Bey? İşte bir dakika dedi, şu çayları verip geliyorum dedi. Kime gidiyorsunuz dedim. Karşıda inşaatta çalışanlar var dedi. Onlara çay götürüyorum demişti. Onu hatırladım. İşte siz buyur. Öyle deyince. Biraz öyle, evet. Evet. Şimdi, yani kurallar öyle. Evet. İş odaklı bir insanım. İş odaklı ve insan odaklı bir insanım. Yani o iş, bizi buluşturan şey iş. Yani o iş olmasa biz bir araya gelecek miyiz o kadar insanla? Gelmeyeceğiz. Dolayısıyla birincil görevimiz ne? O işi performansının en yüksek noktasına kadar çok kaliteli bir biçimde yapmak. Yapabileceğin en iyisini yapmak. En iyi performanslı Hümeyra'yı oynamak zorundayım. Yani ben öyle hadi ben de geldim bir Hümeyra'yı oynayayım gideyim. Asla böyle bir şey olamaz yani. Böyle olursa o işin tutma şansı yok bence. Hümeyra orayı ele geçirmek zorunda. Bitti. İş ve insan odaklı biriyim. Evet. 30 yıldır, yani 30 yılı aşkın bir süredir hep setlerdesiniz, dizilerde, tiyatroda, sinemada. Böyle hani damağınızda tat bırakan ya da ne bileyim çok ünlü yönetmenlerle çalıştınız. Yani Zeki Demirkubuz'dan, Tayfun Pirselimoğlu'ndan, Nuri Bilge Ceylan'a kadar daha sayamadığım pek çok yönetmen. Tiyatroda da öyle, dizilerde de öyle aynı şekilde. Böyle sizde çok özel tat bırakan bir iş, yani unutamadığınız bir set, film, çalışma oldu mu ya da daha henüz hayaliniz gerçekleşmedi mi? Bütün setleri, sözünüzü bitirmeden rica ederim, buyurun, bitti. Çok Tayfun, özel bir yönetmen. Çok, aslında Türk sinemasında çok anlaşılmadığını düşündüğüm bir yönetmen. Çok evet. Güzel filmleri var. Bir gün anlaşılır belki. Yani o aslında kendini anlıyor da evet. Sorun bence onu evet. İzleyenlerde. Yani, Tayfun'la bir film daha çekmek, çalışmak çok isterim. Atıl İnanç öyle benim için. Ahu Öztürk, Toz Bezi filmini yaptık en son. Evet. Bir kadın yönetmenle çalışmak, ilk defa bir kadın yönetmenle sinema filminde çalıştım. Müthiş mutlu olduğum bir yönetmendir. Kolladığım bir yönetmendir ikinci filminde. Keşke oynayabilsem dediğim bir yönetmendir. Var yani, iyi ikilerim evet. Var. Tayfun Pirselimoğlu ile ilgili bir anımı anlatmak lütfen. İsterim. Onun bazı filmlerinde böyle Kur'an-ı Kerim'den filan ayetler verir Tayfun Bey. Film geçer yani böyle. Din konusu vesaire vardır filmlerinde. Ve anlamını arayan bir insan. Evet, Arapça biliyor kendisi. Herhalde Mısır'da veya başka bir ülkede kalmış, Arapça öğrenmiş biri. Yani dedim ki, yani ben dedi Marksist bir yönetmenim, Marksist bir kişiyim ben dedi. Hani Marksist biri olarak dedim, yani Kur'an-ı Kerim vesaire araştırmanız, okuyorsunuz ve bunu bazen eserlerinize de yediriyorsunuz, veriyorsunuz dedim. Biz yani bu bir Müslüman bir toplumuz. Bu toplumun dini İslam ve bunun kitabı da Kur'an-ı Kerim. Biz aydınlar olarak bu toplumla bir şey veriyorsak şayet onu bilmek zorundayız diye kendisi şey yapmıştı. Böyle birisi yani Marksistim ama benim Kur'an-ı Kerim'i bilmem lazım. Öğrenmem lazım. Bizim aydınlarımızın sorunu biraz bu. Yani sevmediği ya da istemediği bir şey olursa ona gözünü kapatıyor ve ama aydın olmanın şartı bu değil. Yani onu bilmek gerekiyor demişti. Evet. Renklerimiz kaybolur. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani teşekkür çok yoğun programınızın arasından vakit ayırdınız hem diziden hem tiyatro oyunundan. Çok mutlu oldum. Sizi dediğim gibi yani magazin programlarında veya bu tür toplantılarda çok görmüyoruz ama burada görmüş olmaktan çok mutlu oldum. Ben de. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.